ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Benim Forma adaleti için tavsiyem... kaybettim mi bütün takım için engel tavsiyem var. Kenan Karaman ve Gökhan Töre'yi verin abi siz. Çünkü elde varken bunlardan hani bu da bir, bir şey diyorsun. Ama bir şey olmayacak adamdan adamları artık netleştirip vermek lazım. Ya kesinlikle öyle ama her şeyden önce ya bak şu Malte Spor deplasmanında Beşiktaş 60 dakikada maçı 5 kere kazanacak kadar pozisyon buldu. Aynen öyle. Bu kadar gol kaçırılmaz. Bu gol kaçırılmasının ihalesini herkes Batshuayi Abu Bakar gibi değil. Evet değil. Değil doğru. Ama abi etrafı yani Larin'le değil de Kenan Karaman'la oynasaydı Abu Bakar. Abi hep Kamerun'da falan Afrika Kupası'na attığı gollere bakıyorum. Hep solu arkası falan gayet iyi abi. Yani ona da bakacaksın. Bir de Abu bakarı itti artık. Yapacak bir şey yok. Şu anda senin en fazla gol katkısı yapan oyuncun bütün kaçırdıklarına rağmen Batshuayi. Yine Batu tabii. Evet o, yani o zaman. Mesela Gezal'ın biraz düştüğünü artık kabul ederim. Ya bak Gezal'da ben performansında düşme olduğunu düşünmüyorum abi. Yine yok ya, veriyor veriyor. Atamıyorlar abi. Yapacak bir şey yok. Ya geçen sene Abu Bakar'a kaç asist yaptı? Abu Bakar olsa Gezal'ın 7 asisti daha vardı. Bak yine böyle biz Beşiktaş takımının şu anda İyi oyuncuları, değerli oyuncularını sayıyorum. Ya yani bir dahaki sezon tekrar şampiyonluk mücadelesi verecekse Beşiktaş sağ bek sağ açık Gezal. Zaten kendim. Sol bek Rıdvan, sol bek Rıdvan. Orta sahada Joseph, yapacağı için kiralık olduğu için bir dahaki sezon için şimdiden saymıyorum ama Joseph hı hı. kesinlikle. Kadrodan bir oraya 8 numara işte evrilecekse Joseph'in yanına. Can bozulan mı olacak? Oğuzhan'la sözleşme mi uzatılacak? Başkası mı olacak? Ama bir dahaki senede artık orada beklenen verilmediği zaman böyle hadi gel bu Atiba Açınsın bizi kurtar. Atiba bile sizi kurtaramaz onu söyleyeyim bir. Bak Joseph'in bu kadar yorulmaları sonunda sakatlığa da sebep oldu onu da söyleyeyim. Ya Josef'in de yaşı var göstermiyor ama Atiba da göstermiyordu ama. Can abi sen, da bir yerde bitti yani nihayet. Abi tabi orada sen önü temizleyeceksin ya yani. önce bu karı temizleyip bir şöyle bir yolu aç. Ondan sonra gitmeye başlayalım tekrar. Şimdi oraları iyi yapacaksın abi. Onu söyleyeyim ya. Mevcut kadrodan eğer böyle Önder Karaveli hocayı sen eksperimental hoca olarak yani denemek için aldıysan oyuncu kazandırsın diye. Sırf böyle öz kaynaktan değil. Mesela olsan da oynatıyordu işte sürekli. Beğeniyordu. Farklı oynatınca farklı sonuç alınabilir. Neyse ama göreceğiz. Sene sonuna kadar göreceğiz. O haklıdır haksızdır değil. Oynanan maçlar kim haklı kim haksız gösterecek. Oynanan maçlar, oynanacak maçlar ve daha önce oynanan maçların toplamında oyuncu performansları ortaya çıkacak. Ona göre yapacaksan o zaman sen şimdi diğerlerinin de daha iyi oynaması için bu hocaya da eğer eğer Santrafor istiyorsa bu arada ben sana şeyimi açıklayayım alternatif projemi. Sen yoktun o gece cumartesi gecesi. Bak böyle hoşuna gidecek diye söylüyorum. Bence Batuay Solon oynasın. Cenk Tosun muadili, Cenk Tosun profilinde finishing özelliği, bitirciliği daha yüksek bir santrafor. Alırsın ya da bir kiralarsın. Cenk Tosun veya Cenk Tosun muadili. Bak, Olur. böylece Batshuayi daha daha az böyle gol pozisyonuna girecek ama geçen sezon böyle nasıl Larin daha az böyle demarke vaziyetlerde sol önden gelerek Santrafor oyunda döneme göre çok daha yüksek bir gol ortalaması yakaladıysa Batshuayi'ye çok uygun Sonra ne zaman Batshuayi sol tarafa böyle deplase olsa çok daha böyle etkili oluyor. Farkında oluyor musun onlara? ve sol evet. çizgiye açılıyor. Çünkü dışa doğru, dışa doğru böyle driplingi çok iyi atıyor. O rakibi böyle karşısına aldığı zaman soldan içeri girip beklerle çok iyi böyle baş ediyor. Ama iki iki stoper arasına girince oyuncu zaten hemen o pozisyon öncesinde çok yüksek eforla, çok yüksek tempoda hücum pres yaptığı için yorgun oluyor, yıpranmış oluyor ve böyle çok rahatlıkla gole çevirebileceği belki de pozisyonları gole çeviremiyor. Aynı sorun Larin'de de vardı. Hatırla Larin ilk geldiği zaman Santafor oynarken Cenk Tosun'dan sonra. Çok büyük sorundu. Hem presi hem stoperlerle boğuşmayı hem de üzerine son vuruşu yapamıyor. Gücünü böyle ekonomik ayarlayamıyor. Batçay çok daha fazla gol atacaktır bence sol önde. Ayrıca bunu yapmak zorunda değilsin. Santrafor alamıyor musun? 3-5-2'ye dönersin herkesin daha verimli oynayacağı şekilde o işte Rize deplasmandaki gibi A'yı güven yaparsın. Çünkü abi belli ki hiç güven solda oynayamıyor. Mesela Önder Karaveli'ye hoca dersek Ali'cim geçen haftalarda güvenli solda başlattım yine. Verimli olamadı. O yüzden Kenan'ı başlattım. Ben böyle hocaya güvenirim inanırım. Bir şey demiyorum. Ama Kenan da hiçbir şey yapamadı yani. O zaman o 3-5-2'ye çevirsin takım. Çünkü bak dikkat maç sonunda dedi ki Raşit Gezal sağ ön sol ön gerekirse 10 numara bana nerede görev verirse ben yapmaya hazırım dedi. Yani mesela Gezal'ı da orada kullanabilirsin. E, Emirhan İlkan'ı da orada kullanabiliyorsun. Mesela Gezal yerine Gökhan Töre girdiği zaman olmuyor işte. Ama mesela Gezal on numara başlasa yerine böyle Emirhan girse son 20 dakika oluyor. Olacak. Orada oynamayı çok iyi biliyor. Mesela bu maç solda oynatmak zorunda kaldı. Niye? E çünkü bir Kenan Karaman solda hiçbir şey yapamadı. İki, abi bu Necip Uysal'ın bu maçta penaltı tartışılır, verilir, verilmez. Onun dışında o pozisyonlar hariç son maçlarda. Abi Necip Uysal'ın artık bu stoperlerden biri oldu tamam. Ama Necip'in yanına mesela Marcelo, mesela Vitor Hugo, mesela Marcao bir lider stoper koyarsan uzun vadeli Necip'le çift stoper oynayabilirsin. Ama her evet. halükarda üçlü, üçlü düzende Necip defansif orta saha oynama özelliği. Sabek de çok iyi oynamasa da en azından çizgiye açılınca yapması gereken müdahaleleri öğrendi müdahale tipini. Yani çünkü sağ stoper oynadığın zaman üçlü de sağ bek, sağ iç hepsinin bir böyle karışımını oynuyorsun. Sana orada artık bir iki sene verimli olabilecek bir oyuncu var. Montero'yu madem oynatmak istiyorsun, gençtir diyorsun. Ben çok çok beğenmiyorum oyuncuyu. Eksikleri olduğunu düşünüyorum ama yine üçlü oynadığın zaman böyle solak stoper iş şey yapabilir. Olur. Daha iyi oynayabilir. Dörtlü tandemdeki yaptığı hataları orada yapmayabilir. Ortaya da artık oraya bence eğer böyle vida gidecekse 6 aylığına atiba açınsın oraya alırsın savun tam ortasına. Bu sene en iyi oynadığı maçta ve stoper de oynadı Atiba. Onu da hatırlatayım. Yanında Serdar Saatçı ile beraber. <laughs> Atiba açınsın orada. Mancini'nin Melo'yu oynattığı gibi kullanabilirsin. Gerekirse topla çıkar baskı altında. Çünkü çıkıyor abi yine. Bu yaşta yine topla çıkabiliyor. Bu maçta da gördüğümüz gibi. Ve en önemlisi de iki tane stoperine sağ stoper ve sol stoperini yönlendirir. Liderlik yapar. Bu durumda böyle Josef'in de işleri hafifler. Ve böyle Josef'i daha böyle ekonomik kullanabilirsin. Orta sahada işler 3-4-3 yap. İstersen 3-4-3 yap. Rıdvan bir kanat. Rozya bir kanat. Hı hı. İşte Gezal sağ ön. Sol öne artık hoca kimi takdirirse. Ama 3-5-2'ye de maç içinde dönebilirsin. Böylece işte Batu daha ekonomik kullanırsın. Madem böyle Güven Yalçın'da sözleşme uzatılacak. Güven Yalçın'ın da en iyi oyunda yer sol ön değil ya. Vallahi merkezde. İkinci forvet. Ya da bir santraforun yanında yardımcı forvet. Abi gerçekten merkezde etkili bir oyuncu. Soldan sağa gelene kadar işler değişiyor. Güven'in hakkında hep gol asist, gol asist var. Yani direkt yapmak istiyor. Halbuki o solda o geçişte böyle Gezal'ın yaptıklarını yapması gerekiyor. Daha demleyerek oynaması gerekiyor. O özellikler yok güvende. Çünkü öyle orada yetişmemiş. Lafı çok fazla uzatmayayım. Ya benim böyle bir mesela alternatif çözümüm var. Ve Güzel. Önder Karaveli Hoca da maçtan önce söyledi zaten. Gerekirse yine üçlü oynayacağız diye. Bence böyle gerekiyor. Diğerlerinin daha verimli oynayabilmesi Beş günlük ara onlara da iyi gelecek. Beş gün mü? Beş gün değil daha fazla. Dört yani işte bir gün izin yapıyorsun. E, tamam. Beş olsun. gün çalışıyorsun. Sonra maç başlıyor. O zaman biz de zaten maçlar başlayınca tekrar başlayacağız diyelim. Beşiktaş'la başlayacağız, ilgili abi. bir eklemek istediğim bir şey varsa dinlemek isterim. Ben öyle son sözü kendi kendime koyuyorum. Yok koymayayım. yani şimdilik, şimdilik, yok ama Beşiktaş'ın da böyle çok istikrarlı bir gidişat olacağını düşünmüyorum. Gene de ikincilik ve üçüncülük için zorlayabilecek takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bak böyle Adana Demirspor'un yakaladığı ivme Montella'nın Samet evet. babadan farklı olarak parçalarının hepsinin daha verimli halde beraber oynamasını sağlayacağı formülü bulduğu için de en başta böyle Gökhan İnler'in ya çok mu yaşlı artık soru işareti vardı Samet Aybaba dönemi. Hı hı. Montela'da? yo bakın arkadaşlar Gökhan İnler ve Seria'nın iyi topçularındandır. Ben de Seria A alacağım. Seri da bayağı yaşlı Montella. Çok yani Montella o mesajı verdi. O oyuncuyu böyle ekonomik kullanacaksın. Devamlı 90 metre ileri koş, 90 metre geri koş. E tabi yarım saat oynadı. Bu arada o 3-5-2'de bir başka şey de söyleyeyim Beşiktaş'la aklıma gelmişken. İşte Alex Teixeira'da. Abi maç eksiğini Aynen kapatması olur. için Maç eksini böyle sürekli oynatman gerekiyor ama böyle sürekli oynatırsan da sakatlanıyor. O zaman 60 dakika, 60 dakika, bazen son yarım saat. Işte Alex Teixeira'yı da 70-80 metre koşturmak yerine, Batshuayi'nin yanında forvet olarak oynatırsan, sana daha fazla gol olarak döner. Girdiğim pozisyonlar daha fazla gole dönüşür. Alex Teixeira bu maçın 30. dakikasından sonra olduğu gibi Miralem Pjanic'in yanına gelip, pas istasyonu yan pas yapmak zorunda kalmaz. Çünkü yoruluyorlar. O yüzden de yapıyorlar onu. İlk 30 dakika hep koşu yaptı Hı -hı. öne değil mi? Yani Hı -hı. Önder Hoca maçtan önce söylemek istediği oydu. Neden Alex Teixeira'yı Evet evet. Eski. Ne kadar önde oynatırsan, forvet hattını parçası olarak oynatırsan o kadar verim alırsın. Böylece maç eksiği sorunu da en azından minimuma indirgelsin. Daha az koşarak. Takımın daha az koşması gerekiyor zaten. Beşiktaş'ın önemli sorunu yani bugün böyle Sergen Yalçı'nın göreve devam etmemesine sebep olan bir numaralı faktör bu takım şampiyon liginde ve ligde çok fazla 90 metre ileri geri koşmak zorunda kaldı. Geçen sene çifte kupa alırken öyle değildi. Abu Bakar varken özellikle. Yayıldı mı 30 metrede kalıyordu Beşiktaş. En ile en ilerideki santrafı Abu Bakar'la Vida arasındaki mesafe 30 metre. O zaman da Vida iyi gözüküyordu. İyi oynuyordu zaten. Şimdi, Böyle 90 metrede oynayınca oynayamıyor işte. Şimdi bu 5 günlük veya işte 6 günlük bir hafta arayı herkesin çok iyi değerlendirmesi lazım. Bizim de iyi değerlendirin. Bizim de dinlenmemiz lazım biraz. Ondan sonra biz de güzel yayınlarımızla tekrar. Aynen öyle. Aynen. Bodrum'a mı gideceksin? Hep beraber, hep beraber olacağız. Yani ya inşallah çarşamba gideceğim evet. Hadi bakalım. Ben, e, benden çok selam söyle, söyle, söyle Bodrum'a. Sağ ol. Ne dedin ederim. anlayamadım. En son. Bir transfer gelişmeleri falan olursa ekstra. yani, yani Yaparız daha, yaparız. yaparız. Programlar öyle. yaparız. Öyle. Yaparız. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Ee, Arkadaşlar arkadaş. şey, herkes kendine iyi baksın. Bir dahaki hafta son notta görüşmek üzere. Serdar'cığım kendine çok iyi bak. Ailenin hürmetler Hoş selamlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Sporun sigortası HDI Sigorta sonra programını sundu.